Şu anda Paris'teyiz. 6 palet yük indireceğiz. Hemen şu yükleri indirip buradan çıkmamız lazım acilen. Ondan sonra son bir noktamız daha kalıyor. Vermemiz gereken olan herhalde 3-4 palet falan. Sonra yükleme adresine gideceğiz. Yükleme adresi nerede olur ben de bilmiyorum. Belki yakındır, belki uzaktır. Hollanda'ya veya Belçika'ya yük alacağız. Haydi başlayalım dostlar. Bizim bu lif var ya, şu görmüş olduğumuz lif. Bu lif buranın üstüne gelecek. Yani şu rampa normalde arabanın içine biniyor ama bizde lif olduğu için altına da sokmayacağım. Üstüne koyacağım. 6 palet zaten yük inecek. Kolay bir şekilde hemen alırız. Ve arkadaşlar bunun için de birazcık dorseyi yukarıya kaldırmam lazım. Yanaştığım zaman lif böyle düz olması için, yani rampayla beraber böyle bağlantı kuracak ya, düz olsun diye. Hemen şurada da elektronik benim dorsem. Bakın burada ok işareti var. Aşağı yaparsam aşağı, yukarı yaparsam yukarıya. Basıyorum. Bakın. Şu anda kalkıyor. Evet arkadaşlar, bunun hemen lastiğe koymamız lazım. Stop, yoksa malı indirmiyorlar genelde. Çoğu yerde aynı. Kontrol ediyorlar bunu. Bunu bu şekilde yerleştirmemiz lazım. Evet, bunu da koyduk ve şu an tamam. Güvenliğini sağladık yani. Arabayı stop edebiliriz. Evet arkadaşlar, şu an yük iniyor. Zaten 4 palet aldı burada. 2 burada vardı. 2 de böyle uzunlamasına. Hemen çift çift girip alıyor böyle şey, makinesi uzun böyle uçları. İkili alıyor yani. Şimdi 2 palet kaldı. Ha, böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Aynen, bakın uçları uzun. Cihazlara bakın, şey, paletleri sarıyor. Stres yapıyor palete, otomatik. Bu şekilde cihazlar var bir de. Aynen. Evet arkadaşlar, şu anda 6 palette aldı arkadaş. Şu an kalan bu yüklerimiz var. Bunları boşaltmaya gideceğiz son noktaya. Arkadaşlar şimdi yükleme indirme bitti, hemen arabayı çekeceğim ve buradan çıkıp gideceğiz. Arkadaşı kağıdı verdim az önce, onu yapıyor. Tabloyu da sökelim. Şu tabloyu aldıktan sonra işimiz bitiyor. Hani aküden enerji alıyor ya romork. Lifi indirmek için kullandığımız kablo bu. Onu çıkartmam lazım. Her seferinde bunu her gittiğim yerde yapıyorum ya. Evet dostlar, şimdi rampadan çıkıyorum. Çıkışa doğru gidiyoruz.
Bakın arkadaşlar, uyarı levhası var ya burada. Levhada yani kırmızı. Biz kırmızı taraftayız. Yani sağ şeritte olduğumuz için karşıdan bir araç geliyorsa yol daraldığı için ilk önce geçme hakkı onun. Yani biz bekliyoruz. Ama şu an araç olmadığı için devam ediyoruz. Böyle bir yer dostlar. Bayağı büyük bir firma. Aksiyon firmanın ismi. Buraya getirdik yükü. Çılgınlar gibi çıktı ya oradan. Allah Allah. Çıkışa geldik. Burası güvenlik. Evet. Bakalım sağda solda bir araç var mı? Yok, serbest. Devam. Aynen çıktık. Evet dostlar. İşte burası bir endüstri bölgesi. Büyük ihtimalle hep böyle firmalar falan var. İşte depolar, mepolar falan. Öyle. Evet. Yani aynen öyle. Şimdi devam ki dostlar. Şu yakınlarda bir yerde durmak istiyorum. Karnım aç. Ufaktan bir şeyler atıştırayım. Ondan sonra sonraki noktaya doğru devam edelim. Neyse, ilk önce ben bir adresi yazayım. Adrese giderken bir parkta falan dururuz ya, olmadı. Evet dostlar, adresi yazdım, yakınmış. Yarım saat falan yolumuz var. Eğer bir park falan görürsem de bir şeyler atıştırmayı düşünüyorum. Acıktım, öğlen oldu. Ayrıca da bir bardak kahve doldurayım dedim. Birazcık da su ekleyelim. Oh be. Gidebiliriz abi.
taraftar. Bir de ben dün buraya geldim. Dün ayın 3'üydü. Başka bir firma vardı buranın içerisinde. Şimdi ben pazartesi günü mal yükledim. Kaç nokta? 7 nokta falan malımız vardı. 7-8 nokta. İşte dün geldim buraya Paris'e. Birkaç nokta indirdim işte. Ben buraya geldim yani. Ama randevu tarihi farklı olduğu için dün mesela ayrı bir randevu tarihi vardı başka firmanın. Dünkü ayrıydı. Yani dün geldim ama dördünde randevusu olan yükü dün indiremediğim için başka bir yere gittim. Başka randevuya. Oradan geri döndüm. Geldim buraya yük indirmeye tekrardan. Çaydan sonra kahve yani. Türkiye'den geldiğimden beri buraya işte son yaklaşık 3 yıldır falan en fazla tükettiğim kahve var ama çay değil. Türkiye'deyken çok içiyordum çay. Buradayken de çok kahve içiyorum. Of. Yeleği de çıkartmayı unuttuk ya. Üstümüze kaldı. Bazı firmalara girerken illere yelek, illere yelek abi. İlla takmam lazım yeleğe veya iş ayakkabısını. Bunlara özen gösteriyorlar. Kırmızı yanıyor. Sağ tarafa dikkatli, kontrollü sarı yanıyor. Yani sarı ışık o işaretini gösteriyor. Sağa dönebilirsin ama kontrollü bir şekilde. Anlamında. Bilmiyorum şeyden görünüyor mu? Telefondan çekiyor mu? Şu an direkt geçiş verdi. Hiç anlamıyorum.
şey yok ya. Hep onu yoldayken açıyorum. Kızım mesela 90'a sabitliyorum ya da 85'e falan sabitliyorum. Abi onu aktifleştiriyorum. Ne gaza basıyorsun ne frene basıyorsun. Süper bir özellik. Sadece direksiyonu tut. Trafik yoğunluğum var, anlayamadım. Hem tır yoğunluğu hem de trafik yoğunluğu diyelim. 5 kilometre sonra çıkışın 32. Neyse biz 5 kilometre gidebilelim de bari. Veya 3 kilometre sonra bir benzinlik varmış, oraya bir sapalım. Orada bir şeyler yemem lazım, acıktım. Bir şeyler dedim, bir balık vardı böyle kapalı konserve balıklar oluyor ya, göstereceğim birazdan size, ondan almıştım marketten bir tane, ondan yiyeyim, ondan sonra yola devam. Burada da Türkiye usulü motorlar falan böyle ortadan, aralardan, her yerden geçebiliyorlar. Hollanda'da yasak, Almanya'da mesela yasak motorlar, normal araç gibi araç statüsünde, yani şey gidiyorlar, aracın arkasındaysa arkasından gidebilir, şey böyle sağa sola yapamaz, makas atamaz, işte aralardan geçemez, emniyet şeridini kullanamaz. Hollanda veya Almanya, buralarda yani böyle diyebiliyorum. Bir de bu Fransa'da öyle bir şey yok, her yerden girip çıkabiliyor motosikletler. Motosiklet zor abi yani, motosiklet. Biz tır şoförleri için motosikletliler falan, bir de bisikletliler çok tehlikeli, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yüzden sürerken de araç, aynaları falan devamlı böyle kontrol etmemiz lazım. Sağ sol aynalar genellikle arada bir göz atmakta fayda var. Benzinliğin marketine şey yük indiriyor galiba önümüzdeki arkadaş. O da lifini falan indirmiş. Neyse önemli değil. Zaten ben şimdi pompanın orada durdum. Onu görünce özellikle. O işini bitirene kadar biz de burada biraz mola vermiş oluruz işte. Ben balığımı falan yerim hızlı bir şekilde. Ondan sonra adrese devam ederiz. Bakın arkadaşlar, size söylemek istediğim şu. Yani şeyden görünüyor mu acaba bilmiyorum ama işte bu balık böyle hazır omega 3 falan yazıyor. Bundan yiyeceğim işte. Arabanın içi basın. Çöp poşeti vardı. Kapağını açtım ya, yağına yağ yapışmış kapağı biraz. Allah'tan yavaş açtım, yoksa ortalık batardı. Sıçrayıp yani demek istedim. Sıçrayıp batardı ortalık. Hardallı. Ben de hardal hiç sevmem ya. Nereden hardal almışım? Şöyle bakalım tadına. Böyle ekşimsi bir tadı var. Ama yiyebilirim.
10 numara oldu. Şu çatalı da temizleyeyim. Şunun poşetin içine koyacağım ama koymadan önce poşetin içine şey almam lazım. Neydi? Havlu peçete var ya. Ondan alayım. Burada. Havlu peçeteyi birazcık böyle içine doğru şey yapayım ki yağını çeksin en azından şey belki poşetten atabilir yani. O yüzden. Buradan katlayalım. Bunu böyle bırakalım. Havlu peçeteyi yerine çöp poşetini de yerine. Ondan sonra bu ıslak mendil burada kalsın. Şunu alayım. Çerezim bitti artık. Çerez yok. Buradan bize bir su da bitti. Başka suyum var yani. Su da bitti derken birkaç şişe daha var. Şişe daha kalmış. Bir tanesini buraya aldım şimdi. Tamamdır. Şu arkadaş herhalde şimdi bitirmek üzere. Bitmek üzere. Aynen. Dostlar, arkadaşın işi bitti. O şimdi çıkıyor, devam edecek. Biz de ardından 10 kilometremiz kalmış zaten. Müşteriye kadar gidelim. Aa, ben bir kahve daha içerim.